duvar kağıdı yapıştırıcısı nasıl hazırlanır? Şimdi öncelikle yapıştıracağımız kağıdın büyüklüğüne göre suyun miktarını ona göre seçeceğiz. Metrekaresine göre ayarlamamız gerekiyor. Yarım yarım da yapabilirsiniz ya da tamamını yaparsanız, mesela bir daire yapacak olursanız çok yapıştırıcı oluyor. Bu da kuruma yapabilir. Onun için yapıştıracağınız kadar oranda su ilave edip ona göre yapıştırıcı yapıp bittikten sonra tekrar yaparsınız. Öncelikle yapıştıracağımız kadar, mesela ben 2,5 litre su aldım. Bu 2,5 litre için mevcut yapıştırıcımızı, yapıştırıcı olgunlaşana kadar yavaş yavaş yapıştırıcı suya döküp karıştıracağız sürekli. Birden döküp, eğer suyun içine yapıştırıcıyı birden dökersek topak topak oluyor, ayrılmıyor, erimiyor. Onun için yapıştırıcımızı yavaş yavaş suya dökerek karıştıracağız, sürekli karıştıracağız. Ve yeteri kadar kıvama geldiği zaman duracağız. Hazırladıktan sonra 15 dakika bekleyip yapıştırıcımız hazır hale gelecek. Sonra uygulama yapacağız. Öncelikle hazırlamış olduğumuz suyun içine yapıştırıcımızı yavaş yavaş dökerek karıştırıyoruz. Yapıştırıcımız hem eriyor hem de topaklanmasını engellemek için böyle hafif hafif dökerek sürekli karıştırıyoruz. Suyun yapıştırıcı eridikten sonra yoğunlaştığını hep beraber göreceğiz. Bu yapıştırıcıyı böyle bu şekilde azar azar dökerek suyu sürekli karıştıracağız. Acele etmeden, yapıştırıcının tamamını dökmeden yavaş yavaş bu şekilde erimesini bekleyerek yapıştırıcımızı hazırlayacağız. Gördüğümüz gibi suyun kıvamı yoğunlaşmaya başladı. Oranını çok güzel ayarlamamız gerekiyor. Çok fazla yapıştırıcı katarsak biraz 15 dakika bekledikten sonra bayağı yoğunlaşıyor. Eğer o şekilde bir durum olursa tekrar su ilave edip inceltebiliyoruz, bilginiz olsun. Su yoğunlaştıkça yapıştırıcının erimesi de biraz zaman alıyor. Onun için yapıştırıcıyı azar azar bu şekilde ilave ederek karıştırmamız gerekiyor. Yeteri kıvama gelmek üzere. Evet, şu an yeteri kıvama geldi. Bu 15 dakika sonra bekleyince biraz daha yoğunlaşıyor. Onun için bu şekilde bırakacağız. 15 dakika sonra şu yoğunluğu hep beraber tekrar göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu yoğunluk gayet güzel. Yoğunluğu yaptıkça ayarlayabiliyorsunuz. Kendiniz tecrübe edinebiliyorsunuz. Duvara rahat sürülebilecek bir yoğunluk olacak. Uygulamasının kolay olması için çok katı olmayacak, çok da sıvı olmayacak. Şimdi bu şekilde 15 dakika beklemeyi bırakıyoruz. 15 dakikalık dinlenme süresi geçti. Gördüğünüz gibi yapıştırıcımız tam kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi yoğunlaştı. Şu an duvara uygulama yapacağız. Mütakiben duvar kağıdımızı yapıştıracağız. Yapıştıracağımız alanlara çizdik. Şimdi uygulamayı yapacağız.